Arkadaşlar, öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okuma ve çeviri derslerimizde Nikolay Vasilievich Gogol'un hayatını işleyeceğiz. Hazırsanız her zamanki gibi bilinmeyen kelimelerimizle dersimize başlayalım. İlk kelimemiz Perepischik Bumak. Perepischik Bumak. Kağıtları tekrardan yazan kişi arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz üzere matbaanın olmadığı dönemlerde insanlar herhangi bir yazılı metni tekrar el yazısıyla yazmaktaydı. Abiyazin. Zorunlu olan kişi, bir şeye karşı, birine karşı zorunlu olan kişi, erkek cinsi için. Dişi cinsi için ise abiyazine. Abiyazine. Prinisti uspeh. Prinisti uspeh. Başarı getirmek. Izumit. Izumit. Hayrete düşürmek. Gerayiçeskaya barba. Gerayiçeskaya barba. Kahramanca mücadele. Satiriçeski. Satiriçeski. Satirik, alaycı. Жадность. Жадность. Açgözlülük. Провинциальный. Провинциальный. Taşra, şehir, eyalet. Parok. Parok. Düşkünlük, kusur, noksanlık, ahlaksızlık. Темная сторона жизни. Темная сторона жизни. Hayatın karanlık tarafı. Завещать. Завещать. Vasiyet etmek, vakfetmek. Религиозный человек. Религиозный человек. Dini insan. Сомневаться. Сомневаться. Şüphelenmek. Жечь. Жечь. Yakmak. Dikkat ettiyseniz сжечь değil de жечь olarak okuyoruz. S harfi yokmuşçasına. Николай Васильевич Гоголь родился на Украине в большой семье. Николай Васильевич Гоголь Украинада büyük bir ailede doğdu. Отец Гоголя очень любил литературу и театр. Гоголь'ın babası edebiyatı ve tiyatroyu çok severdi. В 10 лет Гоголь стал учеником в гимназии в городе Нижине. 10 yaşındayken Гоголь Нижине adlı şehirdeki yatılı okula başladı. Yatılı okulun öğrencisi oldu. Он хорошо учился. О, çok iyi öğrendi. После окончания гимназии Гоголь приехал в Петербург, но не сразу смог найти работу. Yatılı okulu bitirdikten sonra Гоголь Петербург'a geldi. Fakat hemen kendisini iş bulamadı. Наконец он стал мелким чиновником. Переписчиком бумаг. En sonunda sıradan bir memur oldu. Yazıcı olarak. Первый успех принес Гоголю сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гоголя ilk başarıyı getiren koleksiyon Диканьки yakınlarındaki çiftlikteki akşamlar. Пушкин дал высокую оценку повестям Гоголя. Пушкин Гоголь'ın öykülerine yüksek not verdi. Они изумили меня, писал Пушкин. Onlar beni hayrete düşürdü, diye yazdı Пушкин. В 1835 году в своем сборнике повестей «Миргород» Гоголь напечатал историческую повесть. Taras Bulba. 1835 yılındaki Mirgorod adlı öyküler koleksiyonunda Gogol tarihi bir öykü olan Taras Bulba'yı yayınladı. В этой повести Гоголь обратился к теме героической борьбы украинского народа за свою независимость от Польши. Bu öyküde
Gogol, Ukrayna halkının Polonya'dan Polonya'ya karşı özgürlüğünü almak için yaptığı kahramanca savaş konusuna değindi. Герой повести Тарас Бульба – сильный и смелый человек, который не боится пойти на смерть ради свободы своего народа. Öykünün kahramanı Taras Bulba, kendi halkının özgürlüğü için savaşa gitmekten korkmayan güçlü ve cesur bir insandır. Петербург не нравился Гоголю и навсегда остался для него чужим городом. Петербург, Гоголь'ın hoşuna gitmiyordu ve her zaman onun için yabancı bir şehir olarak kalmıştır. Он не любил его холодную, сырую погоду. Сочувствовал мелким петербургским чиновникам, бедным людям. О, onun soğuk, nemli havasını sevmiyordu. Fakir insanlara ve değersiz Peterburglu memurlara acıyordu. Gogol хотел писать не только об истории, но и о современной жизни. Gogol yalnızca tarih hakkında değil, modern hayat hakkında da yazmak istiyordu. Так появился сборник «Петербургские повести». Böylece Петербург öyküleri koleksiyonu gerçekleşti. Самая известная повесть Гоголя о петербургской жизни – «Шинель». Gogol'un Peterburg'daki hayatı hakkındaki en ünlü öyküsü Palto'dur. В 1836 году Gogol написал комедию «Ревизор». 1836 yılında Gogol «Müfettiş» adında komediyi yazdı. Это сатирическая комедия. Bu satirik bir komedidir. Gogol смеется над пороками российской жизни, над глупостью и жадностью провинциальных чиновников. Gogol, Rus hayatının noksanlıkları, şehirli memurların aptallıkları ve açgözlükleriyle alay ediyordu. Gogol писал, что единственный честный персонаж в его пьесе – смех. Gogol, onun piyesindeki tek dürüst personaj kahkahadır. Писатель верил, что с помощью смеха над темными сторонами жизни можно сделать лучше жизнь и людей. Yazar, kahkahanın yardımıyla birlikte hayatın karanlık tarafını daha iyi bir yaşama ve insanlara daha iyi bir hale getirebileceğine inanıyordu. В 1836 году Гоголь уехал из России в Италию, в Рим. 1836 yılında Gogol Rusya'dan İtalya'ya ayrıldı, Roma'ya. Dikkatinizi çekmek isterim ki Roma Rusça'da Rim olarak ifade edilmektedir. Там он начал работать над своей главной книгой «Мертвые души». Orada kendisinin ana kitabı olan «Ölü canlar» üzerinde çalışmaya başladı. Эта книга обо всей России. Bu kitap tüm Rusya hakkındadır. Gogol показывает людей, помещиков и чиновников, у которых мертвые души. Gogol, ölü canları olan toprak sahiplerini, memurları ve insanları gösteriyordu. Эти люди не знают радости жизни, добра и счастья. Bu insanlar hayatta sevinç, iyilik ve mutluluk bilmeyen insanlar. Первый том «Мертвых душ» был напечатан в 1842 году. Ölü canların ilk cildi
1842 yılında yayınlandı. В 1842 году Гоголь вернулся в Москву. Он работал над вторым томом «Мертвые души». 1849 yılında Gogol Moskova'ya döndü ve Ölü Canlar'ın ikinci cildi üzerinde çalışmaya başladı. В последние годы жизни Гоголь переживал тяжелый душевный кризис и одиночество. Gogol hayatının son yıllarında büyük bir psikolojik kriz ve yalnızlık yaşadı. Он стал очень религиозным человеком. О, dini bir insan oldu. Çok dini bir insan oldu. Dindar bir insan oldu daha doğrusu. Писатель стал сомневаться в правильности своих идей о будущем России. Yazar, Rusya'nın geleceği hakkındaki fikirlerinden şüphe etmeye başladı. Fikirlerinin doğruluğundan şüphe etmeye başladı. За две недели до своей смерти Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвые души». Ölümüne iki hafta kala Gogol Ölü Canlar'ın ikinci cildinin el yazmasını yaktı. 21 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь умер. 1852 yılının 21 Şubat'ında Николай Васильевич Гоголь öldü. Dersimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Nikolay Vasilievich Gogol'un eserleriyle birlikte ikinci videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.